Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kıynamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Amerika'da faaliyet kılıvatkan Xitay demokratisi casus çıkıp kaldı. Bir Amerika pukrası ve Xitay'nın 4 devlet bihaterlik emeldarını özçüge algan 5 Xitay Amerika Adliya Ministerliği tarafından casusluk kılış katarlık cinayetler bilen ayıplengen bulup, bunun içindeki bir Xitay çet eldeki atalmış Xitay demokratisi Katarı da tonulup gelgen. Amerika Avazı'nın 19. Mayıdaki haberde bildirilmişçe, Amerika Adliya Ministerliği bir Amerika pukrası ve Xitay Devlet Bihaterlik Ministerliği'nin 4 emeldarını özçüge algan 5 Xitay'ını casusluk kılış, suikast kılış, devlet halkıgan bastırışını pilallaş katarlık cinayetler bilen ayıplengen. Mezkur Xitaylar Amerika ve başka devletlerdeki Xitay rejimini tanqid qiladigan kişilerini jimiqtirish uchun suiqasd qilishga yetishdik ekan. Federativ sud mahkemesidagi ayibnomada tilga ilingan 5 kishi Amerika fuqarosi Wang Shujun ve Guangdonglik He Feng, Shandonglik Ji Jie, Guangdonglik Li Ming, Qingdaolik Lu Keqing qatorliq Xitay amaldorlari ekan. Bildirilishicha 73 yoshlik Wang Shujun Xitay rejimining vakolatchisi sifatida o'qituvchilarga oid uchurlarni to'plash qatorliq jinoyatlar bilan 2022 yil 16 martda Amerika doiralari tomonidan qo'lga olingan bo'lib, pat yaqinda so'roq qilindi ekan. Boshqa 4 jasus bo'lsa qochib yurmoqda ekan. Amerika Adliya ministrligining bir amaldori bu vaqtda biz Xitay yoki har qanday mustabid hukumatning fuqarolarimizga besim qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Bu ayıplashlar Adliya Ministerliğinin Amerika'da yaşayotgan başqacha fikirdeki kişilerini bastırmakçı bolgan, ahalilerimizden kanuni hukukunu tosmakçı bolgan barlıq kanunga xilaflıq qılğıçılarını sotqa tartışta çin turdığanlığını körüstüp berdi degen. Amerika pukrası bolgan Wang Shujun danlıq Xitay demokratisi qatarıda tonulup kelgen bolup, Hu Yaobang ve Zhao Ziyanı Xatırlash Fondunun muavin reisi ekan. Ayıbnamede görüstülüşçe Wang Shujun 2011 yıldan başlap öz salahiyeti ve teşkilatdaki ornudun paydalanıp Xitay Devlet Bihaterlik Ministerliği üçün Xitay öktücüleri içindeki közgü görüngen faaliyetçiler ve kişilik hukuk rehberlerinin uçurlarını mahbi toplap bergen. Kalgan 4 Xitay bolsa Wang Shujun'nun alakıçısı buluş süpüte bilen onunla Hong Kong demokratiyesini, Tayvan müstakillikini teşebbüs kılgıçılarını, şundaqlı Uyghur ve Tibetlerini kollaydıgan şahıs gruplarını nişallaş hakkıda yol yoruk bergen. Wang Shujun bolsa şifirlik uçur detali ilhat sanduqi şundaqlı Xitaydaki uçuruşlar arqalıq Xitay rejimine alaqadar uçurlar bilen temelligen. Ma'lum bo'lishicha Wang Shujun 1994 yili Kolumbiya Universiteti Sharqi Osiyo Institutida 2 yil ziyoratchi tadqiqotchi sifatida Xitoydan Nyu-York shahriga borgan. 2006 yili Hu Yaobang va Zhao Ziyani xotirlash fondining bosh kotibi bo'lgan. 2021 yili mazkur tashkilotning muavin raisligiga tayinlangan. Bachelet'ning Sharqi Turkistondagi ziyorat vaqti e'lon qilindi. BDT kişilik hukuk ali emeldari Michel Bachelet'nin Şarkı Türkistan ziyareti növete halkaranın dikkat noktasına aylanan bulup, onun Xitay ve Şarkı Türkistan'daki ziyaret vakti resmi ilan kılındı. Reuters agentliğinin haberde bildirilmişçe, Michel Bachelet 23. maydan 28. maygacha Xitay ve Şarkı Türkistan'da ziyareti bulundurken. Bu, BDT kişilik hukuk ali emeldarının 2005 yıldan buyan tüncü qetim Şarkı Türkistan'da ziyaret kılışı hesaplandıken. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Ned Price 20 May bu haqta bayanat ilan kılıp, Bachelet'nin Şarkı Türkistan'daki ziyaretdeki köngül bilvatkanlıqını bildiriş bilen birge, onun Şarkı Türkistan'ı umumiyüzlük ve çekilmesiz tekşürelişidin ümit kütkülü bolmaydıqanlıqını, şundaqtımı ziyaret ceryanıda erkin hareket kılışıga çokum ve çokum ruhsat kılınışı gerektikini, Bachelet'nin mu kişilik hukuk vaziyeti haqqıda çokum, objektif ve real dokulat sunuşu gerektikini tekitligen. Michel Bachelet'nin bayanatçısı 17 Mayıs'daki bayanatıda Bachelet'nin kilerapti Şarkı Türkistan ve Guangzhou'da ziyareti bulunduğunluğunu ama Xitay virus sebeplik Beijing'e barmaydığunluğunu şunlaktımı ziyaret mezgilide Xitay'nın yukur derecelik emeldarları bilen körüşüdüğunluğunu etkan edi. Kanada Huawei ve Zhongshan'ın 5G toru sistemisinden resmi çekildi. Kanada hükümeti 5G toru sistemisinde Xitay'nın Huawei ve Zhongshan şirketlerinin mahsulatları ve mülazimetini işiltişini çekleş hakkında resmi karar makulledi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe Kanada emeldari 19. May Xitay telegraf magnati Huawei ve Zhongshan'ı Kanada'nın 5G toru sistemisinden çıkarıp etdiğanlığını bildirgen.
Bundan ilgari Amerika ve başka muşim ittifaktaşları okşaç hareketini başlayan bulup, Kanada'mı ittifaktaşlarına ayrışken. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 20 may muxbirlarining bu haqdagi savoliga javob berib, Kanada hukumatining hech qanday dalil isbot yo'q ahvol ostida bexatarlikni bahona qilib Xitay texnik shirkatini chatga qoqqanligi, buning iqtisodiy prinsip va erkin bozor nizomiga xilof ekanligi, Xitay rejimining barliq vositalarini ishlatib o'z shirkat korxonalarini qo'g'daydiganligi haqida jar solgan. Amerika bunundan ilgari Xitay texnik shirkatlarining telegraf ul aslahalariga kirishining bexatarlik xavfi borligi Xitayning bu fursatdan foydalanib josuslik qiladiganligi haqida ogohlantirgan. Huawei qatorliq shirkatlar va Xitoy rejimi bo'lsa bu ayiblashni rad qilgan. Xitoy yana telegraf shirkatlarini cheklaydigan davlatlarning yomon oqibatga duch keladiganligi haqida ta'kid solgan. Fransiya agentligining xabarida aytilishicha Huawei shirkati hozirgacha bu qaror haqida ifoda bildirmagan. Kanada sanoat ministri va jamoat xavfsizligi ministri axborot e'lon qilish yig'inida bu cheklash qarorini e'lon qilgan bo'lib, bayonotda Bugün biz Huawei ve Zhongsheng şirketinin mahsulatları ve mülazimetini Kanada telegraf sistemisinin çekiliş hakkındaki kararımızı ilan kıldık. Bundan ilgari bu mesele hakkında bihaterlik organları ve en yakın ittifaktaşlarımız bilen maslahatlaştık deyilgen. Bildirilişçe Kanada bir neçe yıldan bu yan 5G toru teknikisi meselesini müzakir kılıvatkan bulup, bu kararının 2019 yılının 5'de bekitilişi mülçerlenigen bolsumu malum sebepler bilen keçiktirilgen. Ma'lum bo'lishicha, hozirgacha Amerika, Avstraliya, Angliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya va Shvetsiya qatorliq davlatlar 5G to'rida Huawei texnikasini ishlatishni cheklagan. Huawei shirkatining qurg'uvchisi va bosh ijroiya amaldori Ren Zhengfei Xitoy armiyasining sobiq injeneri bo'lganiga, Amerika hukumatı Huawei'ni davlat bexatarligiga xavf yetkazadi deb qarab kelmoqda. Amerika muavin tashqi ishlar ministri Dalai Lama bilan ko'rishdi. Amerika'nın muavin tashqi ishlar ministri Dalai Lama ve Tibet sürgündü hükümeti bilen körüşkendi iken, bunundan bir aram bulgan Xitay tashqi ishlar ministerliği derhal narazılıq bildirdi. Amerika'nın muavin tashqi ishlar ministeri Kuşumcu Tibet işleri alahidi maslaştırıcısı Uzra Ziya 18. May Hindistan'da Tibet sürgündü hükümetinin başlıkları ve bir kısım Tibet vekilleri bilen körüşken. 19. May bolsa Dalai Lama bilen körüşken. Jawlijan 19 maydagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika muavin tashqi ishlar ministrining bu qatimli uchrashuvlari haqida to'xtalib, Tibet surgunda hukumatı sepi o'zidan bo'lguncha siyosiy guruh, davlatimizning asosiy qonuniy va qonunlariga butunlay xiloflik qilgan qonunsiz tashkilot, hech qanday bir davlat bu tashkilotni e'tirof qilmaydi deb bildirilgan. U javobida yana qiliplashgan so'zlarini qayta takrorlab, Dalai Lama'nın dini tonu o'rni olgan siyasi sergardan ekanligini uzundan buyon Xitoyga qarshi bo'lgunchilik harakatlari bilan shug'ullanganligini, Tibetni Xitoydan ayirib chiqishga urinayotganligini, Amerikaning Tibet ishlari alohida maslahatchisi ta'sis qilishining Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik ekanligini da'vo qilgan. Jawlijan yana Amerikaning amaliy harakati orqali Tibetning Xitoyning bir qismi ekanligini e'tirof qilib, Tibet mustaqilligini qo'llamaslikdagi va'dasiga amal qilishi kerakligi Tibet meselesinden faydalanıp Xitay'nın içki işlerine arlaşışını toxtışı ve Dalai Lama'nın kollamaslığı gerekti ki, ondaq bolmağanda Xitay'nın zörür tedbir kollandığalıqı haqqıda jarı salgan. Germaniya Xitay'daki kişilik hukuk advokatlarının ahvalının içinişlik ikerlikini bildirdi. BDT kişilik hukuk ali emeldarının Xitay ve Şarkı Türkistan ziyareti harpısı da Germaniya parlamenti kişilik hukuk komiteti Xitay kişilik hukuk advokatlarının ahvalığı yeni bir qitim diqqat qaratqan bolup, Xitaydaki taxminan 3-dən 1 qism kişilik hukuk advokatlarının salahiyetinin elib taşlanğanlığı bildirildi. Germaniya avazının bu vaqtki xabarda bildirilishicha Germaniya parlamenti kişilik hukuk komiteti 18 may yepiq yig'in ochib, Xitayning navbatdagi kişilik hukuk ahvoli to'g'risida Germaniya tashqi ishlar ministrligi tayyorlagan dokumentni anglagan. Dokulatta ötken bir neçe yılda Xitay'daki kişilik hukuk advokatlarının Xitay rejiminin besimiğe uçurup, vaziyetinin barğansırı naçarlaşkallıqı qayıt kılıngan. Dokulatta aşka arılınışça Xitay'daki 100'e yakın kişilik hukuk advokatının 3'ten bir kısımının köpüreki türümüge solanğan, ya ki advokatlıq salahiyeti bekar kılıngan. Advokatlar cemiyetimi qattıq nazaret ve tekşürüşkü düşkelgen. Dokulat yana Xitay'nın kişilik hukuk advokatlarını bevasitə qolğa eliş, ultraq jayını nazarat qiliş, onlarının aile tavabiatlarını məcburlaş qatarlıq hər xil bastırış usulü tilgə elinğan. Dokulatda Germaniya hükümetinin Xitay kişilik hukuk advokatlarını bastırış məsələsini Germaniya-Xitay iki tərəflik dialog məzmunuğa kirgüzgənliki,
xalqaralıq türlük ramkilarda yoki bevosita ijtimoiy taratqularda bu masalani ko'p qatim ta'kidlaganligi, ammo unumining ko'ngildagidek bo'lmaganligi qayd qilingan. Bildirilishicha, BDT kishilik huquq oliy amaldori Michel Bachelet'ning kelar hafta Xitoy va Sharq Turkistonni ziyorat qiladiganligini ko'zda tutganda, kishilik huquq komiteti hay'atining puxralar bilan daxlsiz suhbatlashishini tasavvur qilish tas ekan. Ama hay'at Xitoy ziyoratidan keyin BDT kishilik huquq kengashi tomonidan bir yildan ko'proq vaqt e'lon qilinmay saqlangan Xitoydagi kishilik huquq ahvoliga aloqador dokumentni chuqur e'lon qilishi kerak ekan. Amerika Türkiye'nin endişelerini hal kılgılı buluduğallıqını bildirdi. Amerika Türkiye'nin Finlandiya ve Şivisiya meselesindeki endişelerini hal kılgılı buluduğallıqını bildirdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişe Amerika Devlet Bihatırlık Meslekçisi Jake Sullivan, Şivisiya bilen Finlandiya'nın Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'a aza buluş meselesi de Türkiye ve Prezident Recep Tayyip Erdoğan oturgu koygan bihatırlık endişelerini hal kılgılı buluduğallıqını bildirgen. O, Amerika Prezidenti Joe Biden'ın aldıncı günü Şivisiya ve Finlandiya rehberleri bilen körüşkerlikini, Amerika'nın bu işki devletinin Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'a aza buluş musabısını tuluk kollavatkallıqını eskertgen. Hem de Türkiye'nin bu işki devletinin Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'a azalıqı baskıcıya alakadar pozisyası hakkıda toxtulup, Şivisiya bilen Finlandiya'nın Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'a aza buluş meselesi de, Türkiye ve Prezident Recep Tayyip Erdoğan oturgu koygan bihaterlik endişelerini sökbet arqılıq hal kılış mümkün digen. O, bu meselenin hal kılınışı üçün Amerika'nın Prezident Erdoğan bilen bivastı sökbet ötküzüş niyeti yokluğunu, çünkü bu meselenin əsildi Türkiye bilen Finlandiya ve Şivisiya oturusu da hal kılınışı tekişlik bir mesele işgeldikini mu sözlerge ilave kılgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ətik xəbərimizi görüşkü şəhslərinə Cənabı Allah tapşırmız. Şunaqlı program axırda ekran arxısı ki, barlı xizmət əşirmağa köptün köp rəhmət etimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.